Bu zor günlerin akşamlarında sizlerle birlikte olmak, hemşerilerimle beraber olmak, onlarla gönül bağımızı koparmamak bizim için önemli. Gündüz gün boyu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin yanında olduğumuzu her vesileyle hissettiriyoruz. Ama akşamları da bu akşamları biraz sıkıcı olmaktan uzaklaştıralım diye sizler beni davet ediyorsunuz. Ben de sanal ortamda evlerinize konuk oluyorum. Bugün de güzel bir akşam olacak. Hadi başlayalım. Zeytinlik Mahallesi'nden devlet namıyla maruf Mustafa abimize bağlanacağız. Devletim! Nasılsın? Eyvallah. Güzel abim, iyi misin? Sağ olun Sayın Başkanım, sağ olun. Sesiniz devlet sağ ailesine olasın. Girdi devlet daha iyi. Devlet konuk evine misafir olduk. Evet abi, Başkanım, dedim, sağ olasınız. Abi bir arayayım, bir halini hatırını sorayım dedim. Annenizin babanıza sizi yetiştirip bizlerle bu şekilde moralle bu kepezimizi beraber olmaktan da çok mutluyuz. Annenizin babanızın ellerini öpüyorum. Bunu başta söyleyeyim dedim. Başkanım Allah ararsa razı dedim. Olsun. Çok Allah çok sağ razı olun olsun. Başkanım. Çok sağ olun. Canım abicim şöyle. İşte. Canım abicim şöyle. Biz istedik ki bu güzel akşamları da böyle biraz renklendirelim. Çünkü sabah çok yoğun çalışıyoruz biz. Tabii yapmamız gereken çok işler var, evet. Biliyorsun. Sosyal medyada orada burada da görüyorsun. Akşamları da böyle bir anlamlı hale getirelim. Madem ki evlerine gidemiyoruz bir süredir, çay içemiyoruz, sohbet edemiyoruz hemşehrilerimizin ama böyle, böylelikle dedik, böyle bir görüşelim istedik. Hürmet ederim, ellerinden öperim devletim. Sağ ol başkanım. Gerçekten sizinle yaşamak insana sağlık sıhhat veriyor. Sağlık veriyor. Sağ olasın. Allah hepimizden razı olsun. Canımsın sen benim. İnşallah daha güzel günlerde görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Devlet abi bizim çok değerli büyüklerimizden birisi. Onunla güzel bir sohbeti paylaştık. İşte teknoloji bunun için var. Evde kalıyoruz ama sevdiklerimizle gönül bağımızı asla koparmıyoruz. Hasan abiciğim. Sevgili başkanım. Abi ne haber? Başkanım. Ne haber abi, teşekkür iyi ederim. Misin? Sağ ol. Allah razı olsun başkanım. Sağ ol. Bu ziyaretler nasıl sence? Nasıl gördün? Bak seninle bir demo yaptık burada. Yani çok güzel. Gerçekten var ya, sanki karşılıklı gibiyiz yani, o kadar yakın hissediyoruz. Evet. Birbirimize, evimizin içinde gibisiniz şu anda. Değil mi? Onun için çok güzel bir uygulama. Zannedersem Türkiye'de de bir ilk. Türkiye'de gerçekten ilk. Evet, çok güzel. Bizleri onur ediyorsunuz. Başkanımızla konuşuyoruz. Ne güzel. Bütün insanlar yani mutlu oluyor bu şekliyle. Devam etmenizi temenni ediyorum. Sağ yani. Ol abicim, canım abicim. Sağlıklı günlerde bir arada olalım. Uzunca bir akşam devam ediyor. Hemşehrilerimizle gönül gönüle olmaya, sanal ortamdan onların evlerine bağlanmaya ve onların gönül sofralarına konuk olmaya devam ediyoruz. Buyurun. Yaşar abicim, hürmetler, nasılsın? İyiyim, iyiyim sevgili başkanım. Allah... Zorunlu yatışa devam. Eyvallah hayatı abi. Hayatı iyileştirmeye uğraşıyoruz. Abi, hem bir yüz yüze geçmiş olsun diyeyim dedim. Hem de bir halini hatırını sorayım dedim başkanım. Şöyle. Yaşar abimi bir yüzünü göreyim dedim. Cemalini göreyim. Bir cemal cemale olalım dedim. Hayırlı akşamlar başkanım. Hayırlı akşamlar Songül ablacığım. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür hocam. Başkanım şunu sarmalım. Sağ olasın. Dedim seninle de bir görüntülü görüşelim. Evinize misafir olalım istedik. Nasılsınız? Nasıl geçiyor korona günleri? Siz de bizi sanal ortamdan evinize davet etmek istiyorsanız ekranda gördüğünüz e-mail adresine isminizi ve telefon numaranızı yazın. Size de geleceğiz.